Evet arkadaşlar, karalamalı çizmeli, çiziktirmeli dersimize devam ediyoruz. En sevdiğimiz konu olan enerji fabrikalarımız mitokondrilerdeydik ve oradan üretilen ham maddenin, yani enerji birim maddesinin, öyle söyleyeyim, ham maddelerin dönüştüğü şeyin ATP olduğunu söyledik. Çok basit bir şey söylüyormuşum gibi geldiği için. Şimdi o basit şey ne kadar büyük bir şey, ona geri dönelim. Yediklerimiz nasıl ATP oluyor? Bu ATP'lerin birbirinden farkı var mı? İşler nasıl dönüyor? Şimdi başka videolarda hücrenin içine enerjinin girdiği, yani işte glikoz, yağ, protein filan, hücrenin içine nasıl giriyor da enerjiye dönüşüyor, onları ayrıca konuşuyorum ama şu anda fokus olmak istediğim şey en son nokta, yani mitokondrinin içinde nasıl ATP'ye dönüşüyor. Çünkü canlılığın anlamı ATP ise, ATP dediğimiz şey enerji birimimiz ise, yani fişe takılı olmamız, yani fişten çekilmiş halimiz ATP'mizin olmaması, ölmüş olmak anlamına geliyor. Bu ATP depolanamıyor ve sürekli nasıl yenileniyor, yani nasıl üretiliyor, en iyi nasıl üretilir, ona bakacağız. Burada bunu üreten dedik ki hücreler, hücrelerin içerisindeki mitokondriler. Şimdi hücrenin İki yerinde yediklerimiz yemeğe dönüşüyor. Bir tanesi bahsettiğim hücrenin kendisi. Hücremizi çizmiştik mesela, bu kocaman hücrenin kendisi olsun. İki tane zarı var, değil mi? Etrafında yuvarlak. Bir tanesi hücrenin kendisi. Bir tanesi de mitokondride olanlar. Büyük çizeceğim ama bunlardan böyle on binlerce olduğunu biliyoruz. Şimdi yiyeceğin geldiği yer sonuç olarak yiyecek, hangi renkle çizeyim seni, elmacık olsun, buradan girdi. Önce ilk olarak bir diyelim buna, hücrenin içinde, buranın adı sitoplazma. Önce sitoplazmada bir enerjisi işlemi oluyor, zardan geçtikten sonra. İkinci hareket içeride mitokondride oluyor. Yani buradan gelen sonra buradan devam edecek. Yani enerjinin ikincisi mitokondride olacak. Şimdi 1 ve 2 numaralı enerjiler var burada. Şimdi sitoplazmadaki enerji miktarı ile mitokondride'deki enerji miktarı temelde farklı. Belki çok ayrıntılı olur ya da girip böyle bir sürü akademilerden bu ayrıntıları görebilirsin. İşte glikoz nasıl laktik asit oluyor, ya laktik asit olmazsa işte pürüvat nasıl oluyor, mitokondri nasıl gidiyor. Karışık gibi gelebilir. Benim burada derdim, hani annem de bunu dinlese tam olarak kavrasın gibi söyleyeyim, öğrenciler için değil, temel farkları anlatmak. Temel farkları şöyle kabaca anlatalım. Bizim yediklerimiz vücudun içinde mikro düzeyde iki yerde enerjiye dönüşürler. Biri o 40 milyar hücrenin içi, sitoplazma, sıvı olan kısım, mitokondrinin dışındaki kısım. Bir orada enerji işi dönüşüyor, bir de altını çize çize, söyleye söyleye, burada çize anlattığımız mitokondride. Şimdi bunların önemi niye? Yani mitokondri olmasa da enerji yapılıyormuş zaten gibi bir şey oldu ya. Aradaki farkları anlayalım. Birinci temel fark, sonra daha da ayrıntılandırırım ama. Eğer biz enerjiyi sadece hücrenin mitokondri olmayan sitoplazma kısmında üretseydik, bir, ya da şöyle diyelim, bir, az enerji olacaktı. Bir kere enerji az olacaktı. Yani ATP dediğin şey, bu enerji birimi çok az olacaktı. Tamam mı? İki, enerji olarak sadece glikozu temel. Yani bu glikoz şekere dönüşmüş. Hani şekerin şekere dönüşmesi değil, her şey glikoza dönüşüyor da ham madde olarak glikoz dediğimiz şeyi kullanabilecek. Mesela yağ diye bir laf var ya, yani yağlar. Yağları kullanamayacaktı. Sadece glikozu, sadece. O zaman iki tane temel sorunumuz var. Enerjinin az olması, yani ATP'nin düşük olması ve enerji maddelerinin sayısının az olması ve bunun sadece glikoz olması. Burada bitti bu iş, bu kadarcık. Başka bir şey yok. Gelelim bunun marifetlerine. Bunun içerisinde hem bu glikoz burada az enerji üretirken, mesela diyelim ki bu ATP aslında iki tane ATP, birim olarak iki bu. Bir, iki tanecik enerji üretirken bu sitoplazma denen kısım, eğer bu tarafa işlemden geçip girerse bunu 15 ile çarp, ya 16 ile çarp, yaklaşık 15 katı diyelim, 15 katı fazla ATP. Yani ben o kurabiyeden bile olsa, onu kırmızıyla sevimsiz diye çizmiştik diyelim, bu kurabiyeden bir ısırık bile almış olsam, elmadan bir ısırık da almış olsam, gene de bunun enerji olarak ürettiği şey
hücrenin mitokondrisi olmazsa, iki tanecik enerjiyken mitokondriye giderlerse bunlar 15 kat, aynı ısırıktan 15 kat enerji üretmiş oluyorsun. Düşünsene, ve onunla hareket edebilirsin, işte tamir yapabilir vücudun falan. Bir kere demek ki şey gibi, böyle hani yüksek enerji ne olur, akü falan mı deniyor ona, yani enerjiyi çoğaltmak anlamında, bir enerjiyi 5 yapmak, arttırmak. Yani mitokondrinin yaptığı şey aynı maddeden daha çok enerji çıkarmak. 15 kat fazla, en uyduruk enerji maddesinden bile yüksek enerji çıkarabiliyor. Onu bir yana koyduk. Uyduruk olmayanlar ne? Mesela diyelim ki biz zeytinyağı yedik. Değil mi? Yağ iyi bir şey. Ya da avokado yedik, içinde yağ var. Veya ceviz yedik, omega falan var. Bizim yediğimiz, cevize renk bulalım, şundan olsun. Diyelim ki şöyle beyin şeklinde ya ceviz. Bu ceviz şeyi yediğimizde cevizin içerisinde hem unları var değil mi? Karbonhidrat o kısmı, nişastalı kısmı var. Hem de yağları var. Bu ceviz şeyin unlu kısmı burada az enerji oluyor. Sonra gidip burada çoğalıyor. Ama yağ kısmı buraya hiç uğramadan direkt buraya gidiyor. Ve şu 15 kat enerjiden daha da fazla şu 2... Şu normalde 36 ATP olarak söyleyeyim. Bu yağdan, ceviz gibi iyi bir yağdan 129 tane ATP oluyor. Para diyelim buna. 2 lira. Bu 2 lira ne denir bunu? Hani faizlenmiş gibi 36 lira. Ama yağ burada 0 lira. Ama buraya girerse 129 lira. Yani aradaki farkı anlatabiliyor muyum? Bunun amacı bizi yüksek enerjiye çekmek. Neden bu mitokondri hikayesi olmuş yeryüzünde, onu söyleyeyim. Şimdi işin içine felsefe katmadan şöyle konuşalım. Bir kere çok hücreli canlılar var, tek hücreli canlılar var. Eskiden dünyada o kadar karışık hayatlar yokken, şimdi de olduğu gibi küçük baktericikler, tek hücreli canlıcıklar varmıştı. Ökaryot, prokaryot, böyle isimleri var. Bunların enerji üretmek için ortada yeterince yiyecek yok, oksijen yok, ölüyorlar, hayatta kalmaya çalışıyorlar değil mi, tek hücreliler. O zaman da demişler ki bunlar, yani zaten az şeyi paylaşıyoruz, bari bir araya gelelim de hani toptan bir arada köycükler gibi bir arada yaşarsak daha çok enerji üretiriz. Sonuç olarak aslında 2 milyon tane yıl önceye giderek söyleyelim, o kadar eski zamanda bitkilerin, hayvanların, daha büyük canlıların temelindeki bu tek tük hücrecikler aslında bu hücrecikler tek hücreliden çok hücreliye doğru değişmişler. Yani az enerji, az yiyecek, az oksijen olan 2 milyon yıl önceki dünyada bir araya gelmiş o taneciklerin oluşturduğu ev kümecikleriymiş esasında ilk hücreler. Şimdi o zaman mitokondrilerin tarihsel şeyini söyleyelim. Bir mitokondri esasında bakteriden gelmiştir. Tek hücrelilerin zamanından, tamam mı? Tek hücreliler olurken bu bakteriler, yani dünyadaki milyon yıl önce olan o bakteriler yaşamak için, hayatta kalmak için zorlanıyorlardı. Bunlar bakteri olarak bir arada yaşamaya başladılar. Birbirlerini yiyip yok etmek yerine birbirleriyle paslaşarak aynı evin içinde durdular. Yıllar, milyonlarca yıl geçti ve bunların adı mitokondri olarak oluştu. Yani aslında bizim hani bağırsağımızda bakteri var falan ya, hücrenin İyi bakterileri de mitokondriler, öyle söyleyeyim. Şimdi bunlar oradan gelme. Bir, mitokondriler aslında bakterilerin komplike olmuş halidir. Neden bunu yaptı bakteriler? Çünkü enerjiye ihtiyaç var, ham madde az. Biz bu enerjiyi çoğaltalım. Nasıl çoğaltabiliriz? Hangi sistemle çoğaltabiliriz mantığıyla? Bu enerji üretme fabrikaları haline dönüştüler. Birincisi o. İkincisi, mitokondriler, duydunuz mu bin kere, annelerden gelir. Anneler, şimdi şu gene mitokondrimiz olsun bizim. Bu mitokondrinin de bir tane DNA'sı var. mtDNA deniyor. Bir de bu koca hücrenin normal bizim DNA'mız var. Saçımızın, başımızın rengini veren. Şu bizim ana DNA'mız babadan ve anneden geliyor. Onda böyle etekleri olsun. Bu ikisi birden buraya DNA'sını veriyor. Ama mitokondriyal DNA sadece anneden geliyor. Çünkü farklı bir şey bu. Bu asıl enerji üretimi. Yani aslında bizim enerji fabrika ayarlarımızı anne belirliyor. Bu biyolojik bir kural. O yüzden de hatta mitokondriyal Havva denen, yani benim, annemin, annesinin sonsuza kadar bu DNA takip edilerek bulunabilir esasında. Ama babadan burada bir şey yok. Fayda yok.
O yüzden de mesela hemen bağlayayım konuyu. Mesela iki anneli, üç ebeveynli bebekler yapıyorlar değil mi? Diyor ki işte biz bir başka sağlıklı anneden de destek aldık bu çocuğu oluşturmak için. Çünkü hamilelik sorunları yaşıyordu anne diye. Orada aldıkları şey yumurta falan değil ki. Başka birinin sağlıklı mitokondriciklerini alıyorlar, oraya koyuyorlar. O mitokondriler rahim içerisindeki yumurtanın gelişmesi için, beslenmesi için habitatı hazırlasın, enerji yapsın diye başka taraftan alıp o mitokondrileri oraya koyuyorlar. Yani iki anneli demek o demek aslında. Yani mitokondri transferi yeni yeni yayınlarda göreceksiniz ki kellikten kırışıklığa kadar, kalp hastalıkları hasarına kadar artık işler var. Bir şekilde çoğaltılıyor mitokondriler, enjektörlere katılıyor, neresi yaralıysa oraya basılabiliyor ve oradan bir iyileşme sağlanabiliyor. Yani tekrar eden videolarda bundan bahsediyor olacağım sürekli mitokondri diye, sizi ilgilendiren kısmı yediğinizin işe yarayıp yaramadığı, mitokondrinizi besleyip beslemediği, çünkü o olmazsa her hastalığın altından çıkan meselelerden biri ve hatta çözümde orada yattığı için bu kadar çok altını çizerek anlatıyorum. Sonra enerji içine tekrar döneceğiz.